Ne kadar... Çok hoş geldin gerçekten. Vallahi seyirci haftalardır bekliyor. Ben tanımıyorum arkadaşım. Arkadaşım. Evet. Lütfen. Arkadaşım. Hemen şimdi, oturuyor ya. YouTuber olsaydı hepiniz tanırdınız. Ama önemli birisi. Ben de söylemeyeceğim bakalım. Sen bulacaksın kim olduğunu. Ve çok önemli birisi. Çok iyi tanıyormuşsun ve çok seviyormuşsun gibi yaklaş. Evet 3-2-1 başla. Yani filmlerden olamaz. Bütün DVD'ler var bende. Arkadaşım. Kamera arkası mı acaba? Onlardan da çok merak ettiğim isimler var çünkü. Jimmy Jeep operatörü falan var. Git şuraya programı başlat. Şu koltuğa oturup talk show başlatırsın. Evet, hoş geldin gerçekten. Çok mutlu oldum. Ve hakikaten seni uzun zamandır bekliyordum. Adın ne? Hamza. Hamza Dursun. Uzun zamandır beklediğim kişinin adını bilmiyorum şu an. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk. Nasıl manitalar falan? Arkadaşım. Genç adam ne soracağım? Memleketin halini mi sorayım? Ben şimdi onun dünyası başka yani. Tamam, 30 saniye veriyorum sana. 30 saniye içinde Hamza'nın kim olduğunu çöz ve olayı başlat. Ne evet. Çözeceğim? Hamza işte. Çözdüm zaten. Biliyorum Hamza'yı. Nereden biliyorsun? Hamza işte. Tamam, nereden biliyorsun? Buradan girdi demin. Aldım getirdim. Kendisi söyledi. Başla. Neye başla lan? Başla, programa başla. Ha. Sırıtarak başla. Hakikaten seni aramızda görmek bizi çok mutlu etti Hamza. Şimdi demek ki... İnanılmaz bir tempo ha. Hangi sektör olursa olsun ya. Benim ilgi alanımsa zaten sporda tempo önemli tabii. İşte spor gözüyle bakarsak zaten bütün sıkıntı ortadan kalkıyor. Çünkü spora dönersek biraz daha benim için. Spora dönme. Sen bildiğin yolda git yani. Yok, benim bilmediğim yollar o taraflar. Öyle mi? Onun için biz spora tam yerine dönerdik. Geldin Hamza. Arkadaşım geldi. Şimdi gel buraya. Evet, en sevdiğim DVD'yi sana hediye edeceğim. Bahşivan Soldu. Bu son filmi. Bunu seyret. Divix'tir. Arkadaşım, adam spor diyor. Demek ki ne? Demek ki spor seviyor. Yani spor... Hayır. Üzerinde de mini takım forması olduğuna göre ne? Spor, milli sporcuyuz. Milli sporcu. Milli sporcusun. Yani yük evet. Büyük yani. Millet adına evet. Yarışıyorsun. Millet adına yarışıyoruz. Yurt dışına çıkıyor musun? Evet. Manitalar var mı? Ben en sonunda konuyu oraya getireceğim. Sen ona bakma. Yani o kaç... Spor yaptığınız zaman gerçekten manitaya ayıracağınız zaman olmuyor. Hamza beni yeme ya. Şimdi diyeceksiniz bu kadar sporla uğraşıyorsunuz, bu kadar yurt dışına çıkıyorsunuz, yarışmalara gidiyorsunuz. Manita gerçekten işin içine girdiği zaman... Spor bu sefer geride kalıyor. Onun için biraz uzağız o tür işlere. Ulan çok iyi kıvırdın Hamza. Gerçekten milli. Sporculuğunu bilemem ama milli. Hangi ülkeye gidiyor? İtalya. İtalya mı? Toskana tarafı mı? Yok. Siena? Pizza? Yok. Siena? Val di Fiemme. Efendim? Val di Fiemme. Hiç görmedim. Arkadaşım bir gel ya. Çocuk, Hamza özür dilerim. Bizimki biraz değişik biliyorsun. Bunu, kafası böyle bunun. Sen oğlum, arkadaşım çocuk da talk show yapsana. Şimdi sporcu olduğunu öğrendim. Spor. Mini sporcu olduğunu öğrendim. Mini ilk yarışmadan gir. İlk yarışmadan gireceğim şimdi ben. Kaçıncı sıradaydı ilk yarışman? İlk yarışmayı 8. sırada bitirdim. Olur mu? İlk yarışman ilk sırada işte. İlk sırada bitmedi tabii benim için. İlk yavrum yarışma ilk yarışma ilk sıra. İlk yarışma senin ilk sırada. İkinci yarışma ikinci sırada i̇kinci senin sıra. İçin. Evet, doğru. Ama... Lütfen. Hayat matematiktir Hamza. Yani bunu çözmediğin zaman olmaz. Şimdi bu şeye benzer. Hani ikinci geçtiği zaman kaçıncı olursun? İkinci. Bravo. Kestik. Dağılabiliriz. Kestik. Bir dakika öne gelsene. Bir dakika öne. Hamzacığım pardon kusura bakma. Bir dakika öne gel. Ters koy çizilmesin Hamza. Delik çizildi mi? Sayın geri... Sana diyorum smokinli olan. Arkadaşım, adam olimpiyatlara gidiyor biraz sonra. Hadi lan. Evet. Biraz sonra. Evet. Ve burada vakit geçiriyor. Evet. Ve önemli. Bir sor bakalım nasıl olmuş da, ne yapıyormuş da olimpiyatlara gidiyormuş? Niye buraya getirdik, diğer olimpiyata giden oyuncuları getirmedik? Çünkü bir özelliği var. Git konuş. Nasıl bir özellik lan o? Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Firuze Nuri. Değil. Yok. Kayakçı Hamza. O da olur. Oo, hiç olmadım. Şimdi hakikaten sen olimpiyatlara mı gidiyorsun? Kayak branşında olimpiyatlara katılacak sporculardan bir tanesiyim. Siz tanıyor musunuz Hamza'yı?
Vallahi. Bir şey normalde sayın hocamla beraber... Yok yok, o bende. Gönlümden oğlum o. Bir dakika ya. Onda ekstralar da var. Şimdi biz gerçekten normalde hocamla bu tarz şeyler yapmıyoruz. Fakat Hamza kardeşim, çoğunuzun bildiği gibi milli bir sporcumuz, olimpiyatlarda kayak dalında Türkiye'yi temsil edecek. Neredesin Hamza? Ağrı. Ağrılısın. Ağrı merkez. Hamza'nın çok enteresan bir hikayesi var. Başlarında çok güleriz falan dediniz ama güleceğiz, o ayrı. Ama şimdi bunu paylaşmam lazım. Hamza bazen bir dönem önce sıkıntıları yaşıyor spor seçiminde. Fakat annesi değil mi? Evet, annem ve babam. Melek kadın, annesi ve babası. Öyle bir destek oluyorlar ki ona olamayacak denilen yerden pırlanta evet. çıkıyor. Ve şimdi olimpiyatlarda bizi temsil edeceksin. Evet. Eğer olimpiyatlarda yüksek derece elde edersen... Hollanda, Amsterdam'da iki gece benden almadığım maaşımla... Arkadaşım. Red light, efendim? Arkadaşım ya. Şimdi bak böyle... Onu da mı biliyorsun be? Tam bir dünya vatandaşı, gezmediği yer kalmamış. Müze akraban sorsan mı? Bilmez. Akraban mı? Kim o? Bilmiyorum. İnşallah akrabandır. Kalabalık olmak istiyorum ben. Arkadaşım, bu kafa biraz çoğalsın. Şimdi sor adama, de ki nasıl baş... Ya şimdi gençlere örnek olmak lazım, gençlere tamam mı? Gençlere örnek evet. ol. Lütfen DVD'yi ters taksın. Arkadaşım. Lazeri bozuyor hocam çünkü. Mesela sen nasıl başladın? İmkanların neydi de şimdi ne oldu hocam, falan ben, ben kendi isteğimle başladım. Sen değil. Ha, özür diliyorum. Bayağı olimpiyata gitmişim gibi değil mi? Evet. Şimdi... hakikaten ne hissediyorsun Hamza? Yani ben şaka diye sormuyorum bunu. Evet, milli, evet. Bütün bir milleti temsil etmek ağır bir şey mi? Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Köydeki imkanlarla... Tek yani... çocuk musun? Yok. Altı, var mı? Altı kardeşiz. Ha. Altı iyi, çiftçi çünkü. Evet, çift olunca beş kardeş olsa olmaz. Tek bir aile derdik o zaman. Evet, evet. Köydeki imkanlarla spora başladım annemin ve babamın yönlendirmesiyle. Tabii ki o köyden çıkarak olimpiyatlara ver katılmak... Ver şunu ver, kafan da aldı. Yok bu kalsın, bunu veriyorum. İşte sporcu! Ben sporcunun çeviç! Beni de alıştırdın. Aslanım, tabii doğru yoldasın, hiç şaşma. Senin için de ayırdım bir tane, özel. Sen de gel. Eylelik. Sen de gel. Köyden çıkarak... Köyde destek için... oldu mu sana peki? Tabii köydeki, vallahi. Tabii köydeki akrabalar olsun, arkadaşlar olsun... Gerçekten çok büyük destek oldular. Köydeki o çalışmaların verdiği güçle... O köydeki tarımda, tarlada olsun, hayvanların önünde olsun... O çalışmanın verdiği peki, güçle... Peki bir şey soracağım. Kar olmadığı zaman da antrenman yapabiliyor musun? Tabii ki biz tekerlekli kayaklarla asfalt üzerinde vallahi yapıyoruz. Mı? Tabii ki bizde her türlü imkan mevcut şu anda. Kaykay gibi bir şey değil ama değil mi? Yok, o başka bir şey. Bizim kayak malzemeleri biraz uzun, patenlere benziyor. Her iki tarafında iki tekerlek var. Kış kayağına benzer teknikte antrenmanları yapmaktayız. Bu tabii bizim için çok büyük bir avantaj. Ama sizin orada bir tek sen varsın. Ağrı'da şimdilik ben varım olimpiyatlara. Kaç kadar. Kişi olimpiyata gidecek? Üç kişi. Üç. İki erkek, iki erkek, bir bayan. Vallahi mi? Evet. Ay, bayan yani, da var. Buradan onlara da selamlar. Diğer branşlarda ise yaklaşık 5 sporcu daha katılacak. Onun dışında diğer branşlarda gelen arkadaşlarımız da var. Yaklaşık 7 kişilik bir kafileyle olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok az bir süre kaldı. Ben Hamza'ya teşekkür ediyorum. Evet arkadaşım. Hamza'ya... Gel. Bunu verelim artık. Ya bunu lütfen. Gel gel buraya gel. Gel. Biz... Aslanım benim. Arkadaşım, arkadaşım, sadece Hamza'ya değil, Hamza'nın annesine de teşekkür et. Hamza'nın annesine, babasına, onu destekleyen herkese, burada alkışlayan herkese, aslan gibi evladımız olimpiyatlara gidecek inşallah. Çok da başarılı olacağını inanıyorum. Sen yılmayan bir çocuksun. Çok teşekkür ederiz. Ne olursa olsun, DVD'nin kopyası içeride var. Seni çok seviyoruz. Seninle iletişimimizi koparmayacağız. Sağ olun. Çünkü o DVD'yi yollayacağım bir şekilde yani. Asla eminim. Kolay gelsin. Evet, seni destekleyen herkese. Görüşürüz. İşte Türkiye.